mutlu organ yetmezliği. Uyan! Memeleri yeter! Uyan! Ölüm saati. Hayır! Uyan! Mehmet Ali. Ölüm saati. Ölüm saati. Uyan. On 26. Ölüm saati. Ne olacak şimdi? Ölecek miyim? Hocam. Hocam. Hocam şimdi ne yapacağız? Hocam Mehmet Ali de ölmeyecek değil mi? Ne yapacağız şimdi? Ya hocam cevap versenize. Hocam bir şey söyleyin. Geçin odayı bekleyin beni. Adam öldü. Sırada Mehmet Ali var. Otopsi yapacağım. Olmaz. Otopsi yapacağım. İpek sen de bana izin vereceksin. Ateş mümkün değil. Ölen hastanın beyninden küçük bir parça alacağım. Yoksa Mehmet Ali ölecek. Bırak yapayım şu otopsiyi. Biliyorsun yapamam. Ya küçücük bir parça. Senin o küçücük parça dediğin şey var ya... hastanenin başına büyük bela açabilir. Onu da geçtim. Büyük bir sağlık krizine sebep oluruz. E tamam ama aramızda hallederiz. Kimsenin bir şey duymasına gerek yok. Aramızda mı hallederiz? Ateş sen bu durumu ciddiye almıyorsun galiba. Yani Mehmet Ali ve Murat'ı niçin karantinaya aldık biz?
Bulaşıcı bir hastalık olduğu için. Ve ne oldu? Adam öldü. Bu da durumu üçüncü derece salgın haline getirir. Aman öldük bittik. Ne yapacağız şimdi? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Gereken yerleri ben arayacağım zaten. Ha iyi, o zaman o gereken yerleri aradığında Ateş Ocağı'nın selamı var de, parçayı alırken çok dikkatli olacakmış de. Gerekli ekipmanlara bile sahip değiliz. Yani bu çok büyük bir risk. Sen Mehmet Ali'ye ne yapmak istiyorsan yap. Ama ölen adamın otopsisi adli tıpta yapılacak. Oh harika. Üç günde ancak çıkar sonuç. Çocuk kendisinin neyin öldürdüğünü öğrenemeyecek. Çünkü taş yatlası 36 saati var. O zaman niye burada geziyorsun Ateş? Gidip bulsana. Ya toksinse? Belki bulaşıcı bir şey değil. Ateş, söylediğin gibi 36 saatim var. Git ve bul. Ha doktor. Ha, bir şeyler duydum, doğru mu? Bilmem. Ne duydun? Mehmet Ali nasıl peki? Nasıl olsun? Bir iki gün öleceğini bilsen sen nasıl olurdun? Bitti mi peki testler, tedaviler? Yok mu yapacak bir şey? Var. Var da kurallar da var. İpek var. Ya İpek'e laf söyleme. Şimdi o da vazifesini yapmaya çalışıyor. Ya baş boşuna nefesini tüketme. Ben yapacağımı biliyorum. Otopsi yapacağım cesede. Otopsi? Doktor burada ne yapıyorsun peki? Mehmet Ali, Mehmet Ali çabuk buraya gel. Bu adam ne zaman gidecek buradan? Otopsi yapmayacaklar mı? Onlar yapmayacak, sen yapacaksın. Al şunları çabuk. Eski usul lobotomi, moniz. Biliyorsun değil mi bu aletlerle ne yapacağını? Fakültede öğrettiler de niye ben yapıyorum? Uzun hikaye. Alıyorsun buz kıracağını, gözyaşı kanalının tam üzerine denk getir. Bir iki kere vur, sonra bir parça al. Hadi çabuk. Ateş, saçmalama. Yapma böyle bir şey Mehmet Ali. Memoli çabuk, dolaplara. İçeri... Al dediğim gibi. Mehmet Ali, böyle bir şey yapma. Ateşi dinleme, hapse girersin. Yaptığın büyük bir suç. Dinlemezsen ölürsün dolaplara, çabuk. Ne tür bir hastalıkla uğraştığımızı bilmiyoruz. Adama yaklaşma. İşte tam da bu yüzden parça alman lazım. Çabuk dolaplara, dediğim gibi. Çak. Mehmet Ali yapma. Hadi dolaplara, gözyaşı kanalını tam üzerine vur. Bir gariplik var. Ateş göremiyor. Aldım. Hocam aldım. Poşet lazım. Görebildiğini zannediyor. Anton sendromu. Hocam aldım diyorum, poşet verin. Hadi inceleyin şunu. Adamı olanların aynısı ona da oluyor. 36 saat bile iyimser. Niye konuşmuyorsunuz? Mehmet Ali'de daha hızlı ilerliyor hastalık. Bir süre sonra dayanılmaz ağrılar başlayacak. Sonra da... Hocam! Hala izin vermeyecek misin bu otopsiye? Ya bir şey söyleyin, aldım diyorum size. Yatağa biyopsi yaptın dolapları. Thank you.
Gözlerinde sorun yok, sorun beyninde. Hasar oksipital lobda primer alan dışına taşmaya başladı. Bakteriyel menenjit olabilir mi? Test yapsak? Olamaz, öyle olsa hepimize bulaşırdı. Beyin omurilik sıvısına baksak? Baktık, beyinden parça aldık, bir şey çıkmadı. Küf zehirlenmesi. O zaman benim de hasta olmam lazım. Senin de hasta olmadığını nereden biliyoruz? Belki sana da bulaşmıştır. Oradan bakınca çok mu mutlu görünüyorum hocam? Sen ne zaman çok mutlu göründün ki? Komikti diye. Gerçekten komikti diye güldüm. Neyse tamam. Biz yine de kandan bulaşmadığını varsayalım. Kıkırdamaya falan başlarsan tekrar değerlendiririz. Bu arada sevdiğin insanlardan ve hayvanlardan uzak dur. Evet. Olay yeri inceleme. Katiller arkadaşınızı rehin aldı. Yakalayalım bakalım şu katilleri. Saksı zamanı. Gelsin. Giya bari. Hayır. İkisinde de felç görülmedi. Belki de Murat felç belirtileri başlamadan öldü. Araba virüsü olabilir mi? Tedaviye başlayın. Hocam adam dolap dereden geldi. Afrika'dan değil. Araba virüsü için tedaviye başlayacağız. Her şey için tedaviye başlayacağız. Olabilir olamaz demeyin. Aklınıza ne gelirse onun için başlayın tedaviye. Bakteriyel, mantar, toksin, viral her şey için. Hocam bu kadar ilacı bir anda vermek çok büyük etkileşimlere yol açar. Yapmayın. Ya, böbrekleri ve karaciğeri mahvederiz. Daha iyi bir yol yok mu? Daha iyi bir yolu yok mu? Var, var daha iyi bir yolu var. Nerede biliyor musun daha iyi bir yol? Daha iyi bir yol arkadaşınızın yanında aşağıda yatıyor daha iyi bir yol. İpek hocanızın dokunmamıza izin vermediği o bedenin, beynin içinde daha iyi bir yol. Mantar, bakteriyel, toksin, viral bunlardan biri olmalı. Hadi. Hadi başlayın. Nereye gidiyorsunuz? Kendime yeni bir beyin bulmaya gidiyorum biyopsi için. Çabuk. Unuttuğumuz bir ilaç yok değil mi? Modern tıbbın tamamı bu kutunun içinde. Ama içim hiç rahat değil. Kim onu da dinlemek zorundayız Zeynep. Başka çaremiz yok. Kızgın mısın Mehmet Ali'ye? Sana hastalığı bulaştırmaya çalıştığı için. Önce bir iyileşsin de ondan sonra düşüneceğim kızgın mıyım değil miyim. Bana sorarsan bilinçli bir şekilde yaptığını hiç sanmıyorum. Hastalık bana olan nefretini mi ortaya çıkardı yani? Hayır, sadece umutsuzdu, korkuyordu. Yani aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. En azından kan yoluyla bulaşmadığını anladık hastalığın. Bir sonraki makalemde bunu yazacağım ve ona imzalatacağım. Umarım. Hadi. Mehmet Ali, göremiyorsun. Hekim onu tedaviye bazı ilaçlarla başlamak istiyor. Ne ilaçları? Aklımıza ilk gelen ihtimal küf zehirlenmesi. Zeynep nasıl? Belirti gösterdi mi? İyiyim ben. Teşekkür ederim sorduğun için. Bu kadar ilaç küf zehirlenmesi için mi? Glenbare'de olasılıklar arasında. Bu oval olan evet. Bu bakteriyel enfeksiyona karşı asiklovarin viral. Bu da mantar ilacı. Ne yapıyorsunuz siz? Her şey için tedavi mi ediyorsunuz beni? Neyim olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok değil mi? Mehmet Ali, Hekimoğlu bütün ihtimalleri değerlendirdi ve bu kararı aldı. Bu ilaçları içmen lazım. Hekimoğlu böyle bir karar aldıysa gerçekten çaresiz. Bunlardan biri mutlaka işe yarayacak. Öyle mi? O zaman gelen bütün hastaları bu şekilde tedavi edelim ha? Olur mu? Hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir Mehmet Ali.
Bu ilaçları içmen lazım. Zor oldu ama buldum. Telefonu da adreste. Aramasak mı acaba? Sonuçta aile işleri. Bizim karışmamız ne kadar doğru olur ki? Bir de Mehmet Ali öyle zaten ailesi hakkında çok konuşmaz biliyorsun. Vallahi Zeynep, Mehmet Ali bana ne kadar kızarsa kızsın. Onu kaldırırım. Ama bir anne babanın evladını son kez görememesi... Ona dayanamam işte. Bilmiyorum ya. Bir Orhan Hoca'ya falan mı sorsak? Belki o biliyordur. Bir şey anlatmıştır Mehmet Ali ailesiyle ilgili falan. Ne bileyim. Nihat. Hürrem. Hayırdır? Mehmet Ali iyi mi? Stabil hocam durumu. Hocam biz Mehmet Ali'nin ailesine haber verelim diyoruz. Ama yani şimdi Mehmet Ali'nin de haberi olmadan böyle bir şey yapalım mı bilemedik. Bilemedik çünkü Mehmet Ali'nin ailesini de tanımıyoruz. Ben de bilmiyorum ki tanımıyorum ailesini. Ama durum ciddi, haber vermek lazım. Numarası var mı? Aha, bulduk hocam. Arayalım bence. Tamam. Versene Zeynep. Merhaba. Merhabalar, ben Emre Acar. Mehmet Ali'nin ailesiyle mi görüşüyorum acaba? Yanlış numara dedi, kapattı. Evet, şu anda bizim için dakikalar bile çok önemli. Anlıyorum. Tamam, lütfen yani yapabileceğiniz bir şey varsa eğer gecenin kaçı olursa olsun doğrudan bana ulaşın. Teşekkür ederim. Dur, tahmin edeyim ateşle tartıştın. Doğru mu? Ah, yani süreci hızlandırmak için adli tıptan birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Araya sokmaya çalışıyorum ama... Ama? Otursana. Ne oldu? Anlat bakalım. Ateş Mehmet Ali'den lobotomi yapmasını istedi ve Mehmet Ali göremediği için... Neyse. Ateş neredeyse Mehmet Ali'nin durumu için beni suçlayacak. Sanki önüne taş koyan benim. Hayatım, sen neden Ateş'e kurulda onu koruduğunu, onun yanında olduğunu söylemiyorsun? Çünkü kendimi ona ispat etmek zorunda hissetmiyorum Orhan. Ben burada doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Doğru kararlar vermeye çalışıyorum. Tamam, pardon. Kolay gelsin. Bu arada Mehmet Ali'nin ailesini aradık durumu bildirmek için. Ben nasıl atladım böyle bir şey? Benim aramam gerekirdi. Arasan da ulaşamazdın. Yanlış numara deyip yüzümüze kapatılar. Ama bir şekilde çocuklarının durumundan haberdar olmak zorundalar. Kolay gelsin.
edemez. Evet, adamın evindeyim şimdi. Beni yönlendirmen gerekiyor. Her şey için tedavi etme felsefen işe yaramadı mı? İlk olarak nereye girdin? Mutfak. Duvardan küf örneği aldım. Sonra banyoya girdim. Ne yaptın? Duş aldın mı? Başka? İyi düşün. Bir daha bu çöplüğe gelmek istemiyorum. Terasın oradan seriye çıktım. Hepsi bu mu? Bu. Şimdi ne olacak? Şimdi küçük arkadaşın hastalanmasını bekleyeceğiz ne yazık ki. Çok güzel. Bana bir çuval ilaç tutturdun. Şimdi de farenin hastalanmasını bekleyeceğiz. Doktor. Nasıl oldu Mehmet Ali? Nedir bu? Ne izliyorsun? Fare mi bu? Fare. Fare. Ne yapıyor bu fare? Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor. Amcası. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdilik bir şey yapmıyor. Ama birazdan kahkahalar atmaya başlayabilir. Memoli gibi. Neden? Mehmet Ali o evde. Ölen adamın evinde her neye maruz kaldıysa bu fare de aynılarına maruz kaldı. Ah. Yani sen Mehmet Ali'nin tedavi sürecini bir fareyi izleyerek mi planlayacaksın? Hastalanmasını bekliyorum. Doktor, hastalanır hastalanmaz biyopsi yapacağım ona. İyi, bari. Çünkü eskiden insanları kobay niyetine kullanıyordun. Şimdi kobayları kobay olarak kullanıyorsun. Beklediğim ilk semptom öfori. Öfori. Fareden. Peki sorabilir miyim? Bir fare nasıl öforik oluyormuş? Dahası biz bunu nasıl anlıyoruz? Ne yapmasını bekleyeceğiz? Kahkaha atmasın mı? Yok doktor, tebessüm etmesini bekliyorum. Nereye ya? Nereye? Dikkatim dağılmadan şunu izleyeceğim bir yere. Dur ya, daha yeni başlıyorduk. Biraz daha bekleteceğim sizi.
Selam Aysel Hemşire. Hoş geldiniz hocam. Bugün poliklinik o kadar kalabalık ki. Hocam onlar sizin değil, diğer doktorum. Sizi hasta önlendirmedik. Bugün gelmezsiniz diye düşündük. Gönder hepsine. Ne yapayım hocam? Bütün hastaları eve geri mi göndereyim? İçeri gönder, tedaviye. Gel. Çok fena ağrım var göğsümde. Derin nefes. Evet, geçmiş olsun. Nedir şikayet? Buyurun, oturun. Oturamam hocam. Biraz daha sıyırın. Nefes alamıyorum doktor bey. Böyle tıkanacak gibi oluyorum. Yokuş çıkmışım gibi. Böyle ciğerlerimde bir hırıltı da var. Vokal kord disfonksiyonu var sizde. Bir daha hiç konuşamayacak mıyım ben? Sıcak mı iyi gelir, buna soğuk mu? Evet, tedavimizin ilk evresinde biraz az ve öz konuşacağız. Nedir şikayet? Benim şikayetim saymakla bitmez. Ama önce hastalarınkinden başlayayım. Sürekli bilgisayarla ilgileniyormuşsun. Onlarla pek fazla ilgilenmemişsin. Yalan. Görüyorum ki haklılar. Ateş ne oluyor? Saatlerdir buradasın. Bir ayda baktığından daha fazla hasta kabul ettin. İlla bir terslik mi yapacaksın? Yok, hiç gerek yok. Bu hastanede terslikten bol ne var? Benim terslik yapmama hiç gerek yok. Mesela aşağıda yatan, otopsi bekleyen bir ceset var. Son 3 saattir sen burada oyalanırken ben adli tıpla konuşuyorum. Öyle mi? Ne? Sonuç ne? Ne diyorlar? Sonuç hızlandırmaya çalışıyorlar. Yani söz verdiler, ellerinden geleni yapıyorlar. Öyle mi? Hızlandırmaya çalışan adam gelir alır cesedi değil mi otopsi için? Nerede ceset? Burada. Hızlandırmaya çalışıyorlarmış. Sen niye gidip Mehmet Ali'nin başında durmuyorsun? Polikliniği de bize bırak, ne dersin? Ne yapayım mesela? Ha? Yanında durup serum damlalarını tek tek sayayım mı? Öyle mi hızlandıralım? O zaman git ekibinle konuş, bir şeyler yap, bir çözüm bul. Ekibim eksik. Veya şöyle yapalım. Sen vicdanın sesini dinle. Adli tıbbı ara. De ki bir yanlışlık oldu. Biz cesedin beyninden bir parça almış bulunduk. İncelemeye başladık bile. Kusura bakmayın de. Hiç mi suçluluk duymuyorsun? Hı? Azıcık bile suçluluk. Duymuyor musun? Ne yani? Ben kendimi suçlu hissedeyim diye Mehmet Ali'ye feda mı edeceksin? Vakadan kaçmak istiyorsan sen bilirsin.
Baba. Beni izleyelim. Daha iyi misin? İyiyim. Zeynep, sen nasılsın? Hasta olan ben değil. Kan değerlerine baktın mı? Sedimentin seviyesi yükselmiş mi? Yükselmedi. Emre'nin test sonuçlarını birazdan getirecek. Ama büyük ihtimalle kapmadım hastalığı. Zeynep. Turnikeyi unuttun. Sen görüyorsun. Tedavi işe yarıyor. Acaba hangi tedavi işe yaradı? İlaçları tek tek kesmemiz lazım. Önce hangi tedaviyi keselim? Fark etmez. İstersen alfabetik sırayla git. Mühim olan körlüğü takip etmek. Mehmet Ali, tekrar görmemeye başladığı zaman anlarız hangi ilacın işe yaradığını. Son kan tahlili sonuçları çıktı hocam. Amilaz ve lipaz seviyeleri normalin 3 katı. Pankreası iflas ediyor. İlaçların toksik yan etkileri. Hocam, böyle daha ne kadar dayanabilir? Gidelim kendisine soralım. Dolaptere. Sana bir soru. Felsefi bir soru. Nasıl ölmek istersin? Yaşlanarak. Kalmadı. Mümkün değil. Başka bir şey vereyim sana. 4 saat içinde veya 14 saat içinde aramızdan ayrılacaksın. Hangisi? Herhalde ikinci seçeneği tercih edersin diye düşünüyorum. İlaçlar işe yarıyor. Görebiliyorum. İlaçlar beynindeki şey. Her neyse onu tedavi ediyor ama pankreasın bitik durumda. O yüzden devamlı kusuyorsun. O yüzden ayağa kalktığında acıdan kıvranıyorsun. Tamam. İlaçların dozajını azaltalım. Pankreasım rahatlar. Vücudum da enfeksiyonla savaşmaya devam eder. Bu bir şeyi değiştirmez Mehmet Ali. Dozu düşürsek bile toksiste devam edecek. Umurumda değil. Pankreatitle başa çıkabilirim. Ağrıyla da öyle. İlaçların dozajını azalt. Pankreassız hayatın tadı tuzu olmaz. Bunu sen de çok iyi biliyorsun.
İlaçlara devam edersek hayatının son 4 saatini görerek geçireceksin. İlaçları kesersek körlük tekrar başlayacak. Ama en azından beynini neyin yiyip bitirdiğini anlamak için zaman kazanacağız. Tamam. İlaçları kesin. Ne diyeyim? Mehmet Ali. Mehmet Ali, oğlum. Baba. Beyefendi, benimle bir gelin. Acil bir işimiz var, onu halledelim. Sizinle. Gelin. Doktor Bey, Allah aşkına bir şey söyleyin. Nedir benim oğlumun durumu? Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Doktor, pardon, kusura bakmayın. Ne oldu Dolapdere'nin durumu? Doktor Salih Bey, Mehmet Ali'nin babası. Orhan Hocam. Merhaba, geçmiş olsun. Nedir durumlar? Acelemiz var doktor, buyurun Salih Bey. İyi günler. Sağ olun. Salih Bey, sizden bir ricam var. Estağfurullah. Şimdi Mehmet Ali için bir izin almam gerekiyor. İçeri girdiğimizde dekan hanımla bu konuyu konuşacağız. Kolay ikna edemeyebiliriz kendisini. Sizin de biraz baskı yapmanız gerekiyor. Doktor Bey, Allah aşkına ben kimim ki koca dekan beni dinlesin? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Siz de babasısınız. Siz içeride kolay pes etmeyin yeter. Anlaştık mı? Tamam. Gel. İzin var mı İpek Hocam? Evet tabii, buyurun. Salih Bey, Mehmet Ali'nin babası. Buyurun lütfen oturun. Şöyle geç Salih Bey. Evet. İpek Hanım, bahsettiğim gibi hastanemizin dekanı. Aynı zamanda aşırı sorumluluk sahibi, prensiplerine son derece bağlı bir yönetici. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet, bu arkadaşlar anlatmıştı ya, otopsi mevzusu vardı ya, bahsettiğim otopsi, oğlunuzun hayatını kurtaracak olan, yapmak istediğim otopsi. O otopsinin iznini verecek olan tek kişi de kendisi, İpek Hocamızın. Hocam, şimdi bu otopsi yapılırsa Mehmet Ali kurtulacak değil mi? İnşallah, inşallah. Tanı koymamıza yardımcı olacak. Biliyorsunuz tanı olmadan da tedavi olmuyor zaten. Hadi inşallah. İnşallah. İnşallah da önümüzde bir engel var Salih Bey. İpek Hocam izin vermiyor. Neden? Vermiyor değilim efendim, veremiyorum. Çünkü bu konu beni de aşıyor. Yani kurallara aykırı. Ah ah, bu kurallar ha. Suçu hep kurallara atalım, öyle mi Salih Bey? Ama izin vermezseniz ne olacak? Sonuçta benim evladım ölecek, öyle değil mi? Süreci hızlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Ama geç kalıyoruz, öyle değil mi İpek Hocam? O otopsiye şu anda başlamış olmamız gerekiyordu. Salih Bey, oğlunuzun hastalığı çok tehlikeli. Bulaşıcı bir hastalık. Bu yüzden onu karantinada tutuyoruz. Bu hastalık o odadan çıkarsa eğer salgın başlayabilir. Salgın başlarsa biz bunu kontrol altına almakta geç kalmış oluruz. O yüzden bırakalım şimdi Mehmet Ali için. Geç kalalım, öyle mi hocam? Ben burada oğlunuzun sağlığı kadar diğer insanların sağlığında, halk sağlığında düşünmek zorundayım ben. Mecburum. Abi yani kimse zarar görsün istemem. Ama oğlum da yaşasın isterim tabii. Ya bu işin başka bir yolu yok mu? Maalesef. En doğrusunu siz bilirsiniz tabii. Evet. Hadi.
Ateş Bey, sizinle özel görüşebilir miyiz bir dakika? Ben geliyorum şimdi. Nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsun? Beni böyle zor bir durumda nasıl bırakabiliyorsun? Niye zor durumda kalıyormuşsun? Ha? Ölüme gönderdiğin doktor arkadaşının babasıyla tanışmak da mı kurallara aykırı? Aldığım karar belki Mehmet Ali'yi öldürecek. Belki herkes beni suçlayacak, arkanızı döneceksiniz. Ama yine de salgın riskini göze almayacağım. Orada yatan Mehmet Ali değil de sen olabilirdin. Hatta annem bile olabilirdi. Ama yine de yapmazdım. Her şey yolunda mı? Evet hocam. Bu gece de siz mi görevlisiniz? Benim hocam. Geçen gün olanları unutmadım. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Uçan kuştan haberim olacak. Tabii hocam. Kime dikkat edeceğinizi biliyor musunuz? Biliyorum hocam. Ateş Hoca'ya yaklaştırmayacağım. Aynen öyle. Dikkat edin. Şimdi Ateş Hoca gelip sizi ikna etmeye çalışacak. Siz itiraz etmeyeceksiniz, tamam olur diyeceksiniz. Ondan sonra da hemen beni arayacaksınız, tamam mı Aysel Hemşire? Tamam İpek Hanım. Muzo, Ateş Hoca ile aranızın iyi olduğunu biliyorum. Eğer hoca bu yakınlığınızdan faydalanmak isterse gelip hemen bana söylüyorsun. Yoksa bizim yakınlığımız bozulur, anladın mı? Muzo, anladın mı? Anladım İpek Hanım. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annemi bırakmasaydın keşke. Ya onu komşuya emanet ettim, merak etme. Sen nasılsın? İyiyim. Böyle ciddi gözüklüğüne bakma. Çok önemli bir şey değil. Sen zaten hem anneme hem abime koşturuyorsun, bir de beni de yormasaydın keşke kendine. Abini aradın mı? Aramadım. Ömrüm zaten onu aramakla geçti. Aramadım. Oğlum, bak biz ikinizi hiç ayırmadık ki. Sen hayatını kurtarırken abin istemediği yollara düştü. Ne yapacaksın? Alın yazısı. Tabii. Alın yazısı. Oğlum sen de yolunu çizince ayrı düştük. Neyse artık Allah seni de abini de beni de affetsin.
Koluna ne oldu? Kas kontraktürü. Bir dakika. Senin hastalığın beyninde değil mi? Yani o niye öyle? Enfeksiyon primer motor korteksi ilerlemiş demek ki. Beyinde kasları kontrol eden bölge. Beni tıp fakültesine gönderdiğin için mutlu musun? Canın acıyor mu? Çok değil. Sonra acıyacak mı? Ölen adam. Çok acı çekmeden öldü. Uykusunda. Ne diyeyim? Allah taksiratını affetsin. Çok özledim. Annemi. Oğlum annen artık dışarılara falan çıkamıyor ki. Söyledin mi? Söylesem ne olacak? Yine unutacak. Bilmesi gerekiyor. Oğlum bilse ne olacak? Tekrar unutacak. Hadi bildi. Bu sefer başa çıkamayacak. Sen çıkabilir misin? Hangi ana baba evladının acısıyla başa çıkabilir ki? Ya biz perişan oluruz, mahvoluruz. Ama ne diyeyim oğlum, her şey Allah'tan. Tek tesellimiz gittiğin yerin daha iyi bir yer olduğunu bilmek olur. Ne kadar kolay değil mi senin için baba? Kendini böyle mi teselli edeceksin? Üzerime toprak atarken de böyle mi teselli edeceksin kendini? Korkmaman lazım. Dik durman lazım. Ölürken korkmayacaksam ne zaman korkacağım baba? Tövbe de oğlum, ağzından yel alsın. Öyle bir çöplükten çıktım. Okudum. Doktor oldum. Bir kere ya. Bir kere yüzüme gülmedin. Bir kere helal olsun demedin bana. Şimdi... ölürken de bir şey demeyecek misin baba? Ha? Senin için dua edeceğim. Sen de et.
Hocam. Ateş hocam. Yok mu bu hastalığın bir çaresi? Elimizden geleni yapıyoruz. Ne kadar vakti kaldı oğlumun? Saat. Belki daha az. Ben anasına nasıl derim? Nasıl söylerim? Farede semptom yok hala. Kas kontraktürleri de çıkmadı. Burada mıydın bütün gece? Birkaç kere tuvalete gittim mecburen. Bunlar da ne görev
havada mı çıktı be birader? Kımıldamadılar yerlerinden. Adamın cesedi içeride. Hava geçirmeyen bir torbada. Beni bekliyor. Ben şuradan şuraya adımımı atamıyorum. Vallahi şaşkınlıklar içerisindeyim doktor. Yani şu saate kadar sen şu adama hiçbir şey yapmadın mı? Ne bileyim benim tanıdığım doktor en azından çayına bir müsile atar. Yapmadın mı bir şey? Yapmaz mıyım? Yaptım da. Ellerini bile sürmediler İpek nasıl tembirlediyse. Ya İpek, bak İpek. O elinden geleni yapıyor, tamam mı? Bırak artık. He, elinden geleni yapıyor öyle mi? Evet. Ha, görüyorsun değil mi şu durumu? Kimin yüzünden? Şu haldeyim, İpek'in yüzünden. İpek'in ne? Sabaha kadar burada nöbet tutmandı mı İpek'in yüzünden? Yapma Allah aşkına ya. Onun da elinden bu kadar geliyor işte. He, geliyor elinden. Zaten benim tek yapabildiğim şey düşünmek. Onu da istediğin her yerde yapabilirsin doktor. Ha burada, ha orada. Yeter ki birisi yanında dikilip kafanı ütülemesin. Sen düşünmeye çalışırken. Ha. Yalnız peki. Sana iyi nöbetler doktor. Gücünü doğru şey yaptı. Bir dolusunu yollasınlar bana. Hadi sana zahmet. Azri'ye de uşak tut kendini. Tamam mı? Salih Bey. Ha, dur. Nasılsınız? Allah razı olsun. Salih Bey, bizim sizden bir ricamız var. Estağfurullah. Biz diyoruz ki Mehmet Ali'nin annesini buraya getirsek mi? Buna izin var mıdır? Doktor Bey, Mehmet Ali'nin annesinin durumunu biliyorsunuz. Yani onun evden çıkmak pek ona yaramıyor. Tamam, biliyoruz. Sen merak etme. Biz uzman bir hemşireden yardım alacağız. Ya aklı yine giderse? Peki ya Mehmet Ali'yi hatırlarsa? Değmez mi? Allah siz öyle diyorsanız. Bir çay sıcak. Zahmet olmasın. Dur. Mehmet Ali. Baba. Babam. Ah babam. Babam ne oldu sana? Ne oldu? Niye böyle hasta oldun?
Babacığım. Baba. Bak sana börek yaptım. Bunu ye olur mu babacığım? Buraya bıraktım. Babam iyileş. Daha ben evleneceğim. Çocuk yapacağım. Düğünümde dans edeceğiz, oynayacağız. Adını Mehmet Ali koyacağım. Babam çok iyiydi. Baba ama... Baba... 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 Ah babacığım benim ya. Bak... Üzülme. Torunun Mehmet Ali doktor. Doktor. Aslan gibi doktor oldu. Gelir seni iyi eder biliyor musun? Sana gelir bakar babacığım. Tamam mı? Aynı sana benziyor baba. Gelir sana bakar. Kesmeyeceğim işte saçımı. Kesmeyeceğim. İstediğin kadar kız. Tamam. Saçımı kesmeyeceğim. Tamam. Kestiremezsin saçımı. Bu camdan da dışarı çıkacağım. Sokakta da oynayacağım. Görürsün bak. Çıkacağım ben dışarı. Tamam çıkartacağız sizi dışarı. Siz gelin. Anne. Anne gitme. Anne. Sağ olun doktor bey. Siz sağ olun. Böylelikle Mehmet Ali annesini görmüş oldu. Sağ olun. Tanıdı mı? Babası zannetti. Zehra, hasret giderdin mi babanla? Salih, eve gidelim artık. Tuzlu yemedim, tansiyonum normal. Tamam, gideyim. Tamam. Çok yorduk sizi. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ona iyi bakın, tamam mı? Tamam, merak etmeyin. Sağ olun doktor bey. Hadi.
Mehmet Ali benim Emre. Hadi gel. Hadi gel yatağa yatıracağım seni. Hadi gel. Güven bana, bırak hadi. Hadi gel. Hadi gel. Bırak bunu. Hadi bırak bunu, dayan bana. Bana dayan. Başladı. Acısı kalısı 8'e ulaştı. Dayanamayacak, çok yüksek. Hastalık Murat'la tıpatıp aynı ilerliyor. Tek bir fark var, o da Mehmet Ali'de çok daha hızlı ilerliyor. Güzel. Güzel? Güzel. Fark. Fark güzeldir. Farklılık bize ne anlatır? Neden Dolapdere'de hastalık daha hızlı ilerliyor? Aradaki fark ne? Belki de aynı hastalığın farklı bir tipi. İşte bu. Şimdiye kadar biz bilinmeyen hastalığı aramakla hata ettik. Aslında ne yapmamız gerekiyordu söyleyeyim bakalım. Bilinmeyen hastalığın bilinmeyen bir türünü aramalıydık. Belki de Murat'ın bağışıklığı daha kuvvetliydi. Ama Mehmet Ali daha genç. Belki Mehmet Ali çocukluğunda ağır bir hastalık geçirdi. Bize söylemedi. Doktor Mehmet Ali ağır bir hastalık geçirdi çocukluğunda, bize söylemedi. Hiç haberimiz yok. Dosyasında da yazmıyor. Geç olmaz. Mantar, bakteri, parazit, toksin ne varsa hepsine bakın. Durun. Ne oluyor? Fareye bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Tam tersi. Gayet sağlıklı. Aradaki fark bu. Mehmet Ali ile Murat'ın arasındaki fark bu. Sağlık. Mehmet Ali, iyi misin? Nasıl hissediyorsun? Ne var? Niye geldin? Merak ediyorum seni. Kusura bakma. Babamla Ateş Hoca senin fikrini değiştirmeye çalışmışlar ama başaramamışlar. Çünkü sen sağlam bir kadınsın. Kurallarına bağlı bir yöneticisin. Ha? Benim gariban babam karşına geçti diye duygusallaşıp fikrini değiştirmezsin. Ama ben de sen karşıma geldin diye duygusallaşıp seni affetmeyeceğim. Mehmet Ali, elimden bir şey gelmez. Yani başka seçeneğim yoktu. Vardı. Vardı. Kurallar çok açık Mehmet Ali. Kurallar var ve cezası ağır. Neymiş ağır ceza mesela? Ha? Ölüm mü? Ha?
Ne olurdu kuralları bir kere çiğnesen, ölür müydün? Ha? Kuralları çiğnemenin cezası ne? İşinden uzaklaştırma mı alırdın mesela? Ha? Ya da para cezası mı? Ya da hapse mi girerdin? Mesela birkaç yıl bana uyardı. Birkaç yıl hapiste geçirsen, çünkü benim hayatım kurtulurdu. Ben ölüyorum burada. Evet. Sen de bayağı hızlı ölüyorsun. O ne ateş? Legionella. Pneumophili. Ne yapacaksın onu? Mehmet Ali. Bu hastalık her neyse bu enfeksiyon ona bulaşmadan önce gayet sağlıklıydı. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Fakat bu adam enfeksiyondan önce hiç de sağlıklı değildi. Legionella'sı vardı. Biz Legionella'yı tedavi edene kadar adamın beyni pelteye dönmedi. Yani? Yani? Yani adamda Legionella vardı, sende yok. Onu enfekte mi edeceksin? He, hadi git. Hadi git şikayet et, yok mu? Şikayet edebileceğin bir kurul murul bir şey. Beni ilaçlarla iyileştiremedin. Şimdi daha hasta ederek mi iyileştireceksin? Ha? İzin vermiyorum. Beni uyutmanızı istiyorum. Ağrılarım geçsin. Seni uyutursam ağrılarını gözlemleyemem. Ağrılarını gözlemleyemezsem Legionella işe yaradı mı yaramadı mı anlayamam. İstemiyorum. Bu ne? Ne yapıyorsun? Bu ses neydi biliyor musun? Bu ses senin yalın ayak dolaşmaman gerektiğini sana söyleyen ses. Yalın ayak dolaşma. Bir daha yandaki kesiklerle uğraşmayalım. Hocam, oturabilir miyim? Tabii ki. İyi misin? Değilim. Mehmet Ali'nin yanına gittim. Şu anki durumundan dolayı her şeyi söyleyebilir. Onun için hiç biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Zaten ona takılmadım ben sadece. Hani... Yani onu kaybetme fikri falan filan. Hayır, hayır, hayır. Daha yok, yok böyle bir şeyler. Böyle şeyler düşünmek yok. Kötü senaryolar yok. Koy vermek yok. Aramızdaki en güçlü insan olarak. Bir değişiklik var mı? Çok halsizim. Bir de ciğerlerim vuruluyor. Legionella sende zatürreye sebep oldu. Öyle mi? Nasıl anladınız? Doktorsunuz galiba. Biraz daha kibar olabilirsin. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Çevirsene. Ateşin bir derece düşmüş. Ağrıların geçti mi? Hepsi geçti. Şahane hissediyorum. Bir saat öncesine göre demek istedim Mehmet Ali. Bilmiyorum. Daha iyiyim galiba. Legionella işe yaradı mı? Şimdilik. O zaten maksat vakit kazanmak. Peki ya hiç hastalanmazsa? Yani farenin hastalanacağı garantisini kim veriyor ki?
Aldım. İş hastalanmayabilir. Daha önce niye hiç düşünmedim ben bunu? Evet, Zeyno, cevapla. Hangi tip hastalıklar insanları etkiler ama fareleri etkilemez? Niye bir tek bana soruyorsunuz hocam? Çünkü sen kesin küçükken veteriner olmak istiyordun. Hı? Fare nasıl? Gayet sağlıklı. Zeyno nasıl? Maşallah, o da gayet sağlıklı, turp gibi. Özür dilerim. Niye özür diliyorsun canım? Senin suçun değil. Allah Allah, takma kafana. Bu illet her neyse kan yoluyla bulaşmıyor, o yüzden. Ama fare öyle mi? Onun özrü yok. O evde, dolap, dere her ne yaptıysa aynısını yaptı. Ama ona bulaşmadı. Neden? Bazı bakteriyel enfeksiyonlar fareleri etkilemez hocam. Mehmet Ali'nin beynini etkileyebilecek tüm bakteriyel enfeksiyon testleri negatif çıktı. O zaman bir soru daha. Hangi enfeksiyonlar pozitif olmalarına rağmen testlerde negatif çıkarlar? Neye bakarız testlerde? Ha? Enfeksiyon için yaptığımız testlerde neye bakarız? Hey, antikor. Antikorlara bakarız. Ya hasta enfekte olduysa ama vücudu antikor üretmiyorsa? Ya vücudu hastalıkla savaşmıyorsa? İyi ama niye böyle bir şey olmuş? Bak, önce ben sordum. Ne? İlk olarak odaklanacağımız soru ne? Nedenlere sonra geliriz. Ne? Soru işareti. Eğer vücut enfeksiyon tanımıyorsa testler negatif çıkar. Ama hastalık da vücudu çökertmeye devam eder. Aynen öyle. Aynı dolap derede ve o adamda olduğu gibi. Peki o zaman ilk enfeksiyondan hemen sonra vücut ikinci bir enfeksiyona daha maruz kaldıysa? Mesela Legionella gibi. O zaman vücut enfeksiyonu tanır ve savaşmak için akyuvar taburlarını gönderir. Böylece ilk enfeksiyon çapınız ateş altında kalır. O zaman son soru. Hangi bakteriyel enfeksiyon İnsanları etkiler ama fareleri etkilemez. Aynı zamanda insan vücudunun bu enfeksiyonu tanıma ihtimali çok düşüktür. Cevap listeria. O yüzden ampisin ve gentamisin başlıyorsun. Bütün bu teoriyi testlerin negatif çıkmasına ve farenin hastalanmamasına mı bağlıyorsun? Ve de Legionella mikrobunun sana yardım etmesine. Ama bu ilaçlar o yardımı ortadan kaldıracak. Evet. Ya teorin hatalıysa? Ya cevap listeria değilse? O zaman bu ilaçlar Legionella'yı ortadan kaldıracak. Ama beni öldüren şeyi hızlandıracak. Neden hep yanıldığımı varsayıyorsun? Ha? Antibiyotikler kilitli bölmede. Bence ilk biyopsi işe yaramadı. Çünkü yeteri kadar derine inmedin. Beynimin ak maddesine biyopsi yapmanı istiyorum. Şu muhakeme yeteneği var ya, muhakeme yeteneği insanların hayatını zorlaştırıyor. Bak aptal olanlara ne kadar rahatlar. Sorgulamayı kes, ilaçları al. Eğer biyopsi düzgün yapılırsa çok az bir hasarla atlatabilirim. Cerrahın tam olarak söylediğim noktadan delmesi gerekiyor. O cerrahın eli milim kaysa hayatının geri kalanını ağzından salyalar akıtarak geçirirsin. Ölmektense engelli olarak yaşamayı tercih ederim. Ha, size güzel bir şey gibi geliyor herhalde ha? Tabii önünüzde benim gibi bir örnek olunca size havalı geliyor değil mi? Karizmatik geliyor herhalde. İnan bana hiç güzel bir şey değil, kötü bir şey bu. Ancak biyopsi bize düzgün sonuç verecek. İlaçlar da aynı görevi görebilir. Görebilir mi? Görecek mi? Cevap verebiliyor musun? Deneyeceğiz, göreceğiz. İlaçlar ağrılarımı geri getirecek. Acı çekmek istemiyorum. Biyopsiyi yapın. Mehmet Ali,
Ağrı bize yanlış kararlar verdirir. Ağrı çekeceğini bilmek, o da bize yanlış kararlar verdirir. Daha zamanımız var. Yanlış bir karar vermeyelim. Sana söz veriyorum. Gerekirse yapacağım biyopsiyi. Ama yanlış bir zamanlamayla değil, tam zamanında gerekirse. Güven bana. Hadi. Hadi. Hadi al şu ilacını. Hadi. Güven bana. Var mı bir değişiklik? Keyfi yerinde oyun oynuyor. Mehmet Ali'ye damardan antibiyotik başlayın. Babası nerede? Bilmiyorum ki, Mehmet Ali'nin yanında değil mi? Değil. Adamcağız da perişan oldu. Çok zor bir durum. Nerede acaba? Selam. Bu oğlunuza yeni bir tedavi başladım. İşe yararsa iyileşecek, işe yaramazsa iyileşemeyecek. Dayanılmaz ağrıları olacak. O kadar çok acı çekecek ki onu komaya sokmamız gerekecek. Vallahi doktor bey, oğlum dedi ki aman ah, hocanın ağzı çok iyi laf yapar. Bir bakmışsın kaşla göz arasında o ne dediyse sen onu yapıyorsun. Buraya kadar gelmişsiniz madem, belli ki diyeceğiniz bir şeyler var. Oğlunuz komadayken tıbbi kararları onun adına sizin vermeniz gerekiyor. Tamam, siz neye karar verirseniz ben ona razıyım. Olur mu canım öyle şey? Ona ne yapacağımı umursamıyor musunuz? Ya ben doktor değilim ki, ne anlarım. Mehmet Ali ne söylediyse onu biliyorum. Onun dediğine göre de tanıdığı, bildiği en iyi doktor sizmişsiniz. Artık siz ne karar verseniz ben razıyım. Peki. Zeynep. Yardım et. Daha fazla ilaç veremem zaten şu an maksimumda. Uyut beni. Uyut beni, dayanamıyorum. Lütfen. Birazdan bir hemşire gönderirim, onunla konuşursun, olur mu? Zeynep. Söyleyeceklerim var. Belki beni uyuttuklarında geri gelemem. Bekle. Ben babamı çağırayım. Onunla konuş. Anne, bu aşırı duygusallığın hastaları, aşırı umursama hallerin var ya, benim gıcık olduğum. Onlar burada yatan hasta için çok
önemli şeylermiş. O yüzden benimle ilgili kararları senin vermeni istiyorum. Tıbbi vekilim olur musun? Yapamam, bu doğru olmaz. Babanı çağırayım, ona sor istersen. Babam olmaz. Mehmet Ali, baban seni çok seviyor. Seviyor. Ama sen beni umursuyorsun. Yıllarca eğitim alıp enine boyuna incelediğimiz konularda sadece 10 dakika bilgilendirilen aile bireylerinin karar almasını bekliyoruz. Bu bölüm benim makalemden. Özür dilerim Serap. Makaleni çalmamalıydım. Sana o iğneyi batırmamalıydım. Sen benim arkadaşımsın. Beni affet. Hayır. Seni affetmiyorum. Ölmekten korktuğun için özür diliyorsun. Tıbbi vekilin olacağım. Seni affetmiyorum. Önce bir seni iyileştirelim. Ondan sonra hala özür dilemek istersen buralarda olacağım. Ben gidip evrak işlerimi halledeyim şimdi. Antibiyotikler sadece lejyonelleyi tedavi ediyor. Bir an önce diğer tedavileri değerlendirmemiz lazım hocam. Ne? Ne mesela? Biyopsi. Olmaz. Biyopsi için çok erken. Antibiyotikleri biraz daha zaman tanıyalım. Ne zamanı hocam? Ne zamanı? Mehmet Ali aşağıda acıdan kıvranıyor. Ne kadar vakti var bilmiyoruz. Ağrısı dayanılmaz halde. Ağrısı dayanılmaz halde. Henüz ölmedi. Daha zamanımız var. Salih Bey. İyi misiniz? Gel, gel oğlum, gel. Bakın. Mehmet Ali'yi komaya sokmamız gerekiyor. Orada olmak isteyeceğinizi düşündük. Şimdi bu yapacağınız tıbbi bir şey değil mi? Evet. Ama uyuttuktan sonra sorunun ne olduğunu çözemezsek bir daha uyanamayacak. Peki ben Mehmet Ali'nin yanına gelsem ne diyeceğim ona? Oğlum kalk, tasalanma. Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek mi diyeceğim?
Yoksa ona veda mı edeceğim? Böyle bir durumda ne denir doktor? Allah aşkına sen söyle bana. Salih abi. Bazen... Bazen babamızın yanımızda olması yeter. Bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatır. Cesaret verir. Mehmet Ali desteğinizi hissetsin. Sevdiğinizi bilsin yeter. Hadi Salih abi. Bak her şey düzelecek, her şey yoluna girecek oğlum. Sen gönlünü ferah tut. Bilemezsin. Biliyorum oğlum, biliyorum. Bilmiyorsun. Oğlum bak, sen bugüne kadar onca zorluğun üstesinden gelmişsin, yıkılmamışsın. Şimdi de pes etmeyeceksin. Bak bunu biliyorum. Oğlum, Allah senin yokluğunu bize göstermesin. Affediyorum Mehmet. Doktor ne yapıyorsun burada? Senin Mehmet Ali'nin yanında olman gerekmiyor mu? Ne yapsak olmuyor. Morgun önünde bekle laf ye. Ofisinde top oyna laf ye. Bırak şimdi sen anladın benim ne demek istediğimi. Doktor o biyopsiyi yapman gerekiyor. Tamam mı? Hayır. Bence hala 4 saatimiz daha var. Ölen adamda hastalığın ilerleme hızına bakacak olursak bence hala 4 saatimiz daha var. Kesin mi net mi? Kesin bilgi mi bu? 4 saat.
Peki ya 3 saat 50 dakikası varsa? Doktor, sen silahı Mehmet Ali'nin kafasına dayamışsın, Rus rulete oynuyorsun. Asıl Mehmet Ali'nin kafasının içini açıp biyopsi yaparsak Rus rulete oynamış oluruz. O daha tehlikeli. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen bu hastayı tanımıyor olsaydın o biyopsiyi 10 defa yapmıştın. Ama şimdi Mehmet Ali'yi tanıdığın için, ona değer verdiğin için kaçıyorsun, korkuyorsun bu biyopsiden. Bitti mi? Boşalttın mı? Döktün mü içini ha? Vicdanını rahatlattın mı? Ha? İyi. Hadi rahatladıysan şöyle alayım seni. Mehmet Ali komaya girdi. EEG hala acı çektiğini gösteriyor. Antibiyotiklere yeteri kadar vakit tanıdık. Daha fazla acı çekmesine izin veremeyiz. Hayır, hala 4 saatimiz daha var. 4 saatimiz daha var. Bu süre içinde başka bir çözüm bulamazsanız o zaman düşünürüz biyopsiyi. Biyopsiyi hemen şimdi yapıyoruz. Hayır, yapmıyoruz. Yapıyoruz. Ne zamandan beri sen müdür kesildin başımıza? Heh. Kim öldü de müdür yaptı seni? Yetkiyi Mehmet Ali'den aldım. Salih Bey, şöyle geçebilirsin. Evet İpek Hocam. Bakalım buna ne diyeceksin? İzin verecek misin, vermeyecek misin? Neye izin vermeyeceğim? Zeyno Hocam anlatsın sana. Evet. Yani gayet yasal bir belge bu. Mehmet Ali kararı Zeynep'e bırakmış. Allah'ım ya. Ha, neyin kararı? Ha, neyin kararını bırakmış acaba? Daha geçen gün ben adamın birinin kafasında delik açarken kıkır kıkır gülüyordu Mehmet Ali. Kahkahadan boğuluyordu. Ateş bu durum hoşuna gitmiyorsa avukat tut ve itiraz et. Ama o vakte kadar yetki Zeynep'te, öyle görünüyor. Salih Bey, sen ne diyorsun bu duruma? Yani oğlun birine vekalet verecekse herhalde bu kişi sen olmalısın. Yani niye böyle bir belge imzalamış? Neden Zeynep Hanım'a vermiş yetkiyi? Salih Bey, lütfen bu durumu kişisel algılamayın. Ya anlamıyorum. Oğlum bana güvenmiyor mu? Bunun nesi kişisel değil? Ben onun babasıyım. Yok. Mehmet Ali bu kararı tıp bilgisine güvendiği birine bırakmak istediği için bana bıraktı. O yüzden yani üzgünüm. Üzgünsün. Ne kadar üzgünsün? Ha? Geçen hafta birbirinizi boğazlayacaktınız bir makale yüzünden. Adamın oğlundan bahsediyoruz. Kusura bakma Salih Bey. Oğlundan bahsediyoruz. Oğlu, oğlu. Oğluyla ilgili bir kararı almayı bile çok görüyorsunuz Salih Bey. Teş. Güvendiği birine mi bırak? Güven sana mı güveniyor? Var mı aranızda bir güven Mehmet Ali ile? Tamam. Zeynep, biyopsi yapmak istiyorsan yapabilirsin. Yasal olarak böyle bir hakkım var. Ateş Hoca böyle bir şeye karşı çıkarsa eğer gel bana söyle, ben kendisiyle ilgilenirim. İlgilenirsiniz, siz bir kahramansınız. Ya Mehmet Ali birazcık umrunuzda olsaydı eğer şu anda onun değil, ölen bir adamın kafasını açıyor olurduk değil mi? O yüzden bana... Özür dilerim.
Hocam, Zeyno hocam helal olsun. Bravo sana. Kabaydım ve gereksizdi. Doğruydu ama doğruydu. Hocam ya bana yardım edin ya da beni rahat bırakın. Üstümde ne kadar büyük bir baskı var fark etmiyor musunuz? Fark etmez miyim? Tamam. Otur şuraya. Otur. Otur bakalım sana bir su vereyim ben. Heh. Al bakalım iç şunu. Kolay değil tabii. Kolay mı? Hadi bir yudum daha. İç. Derin bir nefes al. Sana yardım etmek istiyorum Zeynep. Yalnız senin de bana yardım etmen gerekiyor. Biraz zaman ver bana. Çözeyim şu işi. Heh? Zaman yok. Daha fazla beklemeyeceğiz. Bir saat. Ha, bir saatçik. Olmaz mı? Zaman yok. Ne demek hocam? Kaybedecek zaman yok. Bak. Satürasyonu 94. Satürasyon 90'ın altına düşmedikçe ölümcül aritmi riski yok. Bunu sen de biliyorsun. Şu an bile vakit kaybediyoruz konuşarak. 90'ın altına düşmesini niye bekleyeyim ki? Çünkü içeride haklıydın. Açmamız gereken, kafasını açmamız gereken bir ceset var. Evet haklıydım ama adli tıptan adamın cesedini alıp götürdüler çoktan. Tamam, başka cesetler de olabilir. Nasıl yani, hastalık başka insanlara da mı bulaşmıştır diyorsunuz? Hayır, insanlardan bahsetmiyorum. Adamın evini gördün, çöplük. Tamam fareye bulaşmadı ama mutlaka o evde hastalığın etkilediği başka canlılar da var. Bana bir saat ver, adamın evine gideyim. Ölü bir hayvan bulayım, mutlaka vardır. Mehmet Ali'nin kafası yerine onun kafasını açarız. Zeynep. Bir saat. Doksanın altına düştüğü an operasyona başlarım. Kabul. Hocam koruyucu kıyafetleriniz? Gerek yok. Gerek yok. Bu işi çözeceğiz. Ya sen ya ben. Fark etmez. İyi misiniz? Yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Yok oğlum. Sağ ol, senin canın sağ olsun. Eminim Mehmet Ali bu kararı tıbbi açıdan doğru olduğunu düşündüğü için vermiştir. Öyle mi dersin? Mehmet Ali hep doğru kararlar verir. Hep. Evi terk edip giderken, beni hayatından silerken de hep doğru karar verdi. Şimdi bana niye güvensin ki? Ben kimim ki? Ben onun için ne yapabilirim ki? Öyle demeyin. Buradasınız ya. Yanındasınız. Tabii Zeynep'e verecek vekaletini bana mı verecek? Tabii. Duydum. O kız Mehmet Ali'nin hayatını kurtarmak için o eve girmiş tek başına. Canını tehlikeye atmış. Tabii Zeynep'e verecek vekaletini. Bana mı verecek? Tabii ona verir. Bak evladım. Bazı arkadaşlar vardır. Gelir geçer. Adını bile hatırlamazsın. Sadece lafta.
Arkadaş dediğin Zeynep gibi olacak. Senin gibi olacak. Baba dediğinde benim gibi olmayacak. Mehmet Ali ölür sefer ne yaparım? Ne olur bir şey yap. Allah aşkına kurbanın olayım bir şeyler yap. Gönlün rahat olsun. Elimizden geleni yapacağız. Her şey hazır olsun. İşareti alır almaz başlayacağız. Tamamdır. AP değeri? -19.7. Hocam, -19.7. Oksijen seviyesi 92'ye düştü hocam. Bir şey bulabildiniz mi? Kör bir güvercin var burada. Ne kadar süre sonra getirebilirsiniz? Hiç vaktimiz kalmadı. 30 saniye ver bana. Getiriyor musunuz hocam? Cerrahlar hazır. Hata yaptım. Kuş kör değil miymiş? Hayır, ondan bahsetmiyorum. Buraya ilk geldiğimde hata yaptım. Mehmet Ali size nereye gittiğini, neye dokunduğunu adım adım anlattı. Aynılarını yaptınız.
Tamam, aynılarını yaptım ama aynı saatte yapmadım. Nasıl yani? Dolapdere buraya geldiği zaman öğleden sonraydı. Biz geldik ondan 2 saat sonra. Sen 6 saat önce geldin. Hastalığın kaynağı su. Sulama sistemi bir zamanlayıcıya bağlı, belli saatlerde çalışıyor. Hocam, su temiz. Test negatif çıktı. Boşuna uğraşıyorsunuz. Yanlış suyu test etmişiz. Elektrik komşudan, gübreler güvercinlerden suyu da bedavaya getirmeye çalışmış. Depodaki su nagleriye kaynıyor. Biliyorum. Biyopsi yaptın. Hocam üzgünüm, başka çaremiz yok sandım.
Doktor Zeynep'in karar vermek için vakti yoktu. Hocam. Kararın tek sorumlusu Zeynep değil. Ben de sorumluyum. Çünkü ben de biyopsi yapılmasını istedim. Çünkü o an için doğru karar buydu. İyi. İyi o zaman. Tamam. O zaman yine gidin beraberce. Mehmet Ali'nin babasının yanına. Salih amcanızın yanına. Anlatın ona. Bu operasyonu. Risklerini. Bilmesi gerek. Babası. Hakkı var bilmeye. Hadi. Zor değil mi? Ne? Doktorluk. Söyleyeceğiz şimdi. Ne diyeceğiz adama? Söyleyeceğiz işte bir şekilde Zeynep. İşimiz bu. Teşekkür ederim. Hep yanımda olduğun için. Çok gerginsin doktor. Çok. Yapma bunu. Bak buradaki herkes zaten Mehmet Ali'nin kurtulmasını istiyor. Tamam hocam artık olan oldu. Yapılması gereken yapıldı. Tamam. Bundan sonra artık sadece bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz ve Mehmet Ali inşallah kurtulacak. Ya sen nasıl gerginsen bu çocuklar da o kadar gergin. Arkadaşlarız nihayetinde. Yapma bunu. Lütfen. İpek'e de yapma. O kadın en başından beri senin yanındaydı. Kurulda İpek Mehmet Ali'nin başka hastaneye sevk edilmemesi için elinden geleni yaptı. İpek bugüne kadar senin paşanı kurtarmak için elinden geleni yaptı zaten. Sen bir gün kapısını çalıp şöyle içten bir teşekkür ettin mi ona? Yapma. Ne kendine ne çevrene yapma. Oğlum nasıl? Mehmet Ali'nin hastalığını tespit ettik. Hastalığın adı primer amibik meningoensefalit. Nasıl bir hastalık bu? Hastalığa burundan girip beyni ilerleyen ve beyin hücreleriyle beslenen bir parazit türü yol açıyor.
İyi haber şu ki Mehmet Ali'nin vücudundaki lejyonella parazite saldırmış. Bu da hastalığı yavaşlattı. Ya, tedavisi var diyorsunuz yani. Parazit için ilaç başladık. Bu ilaç amipleri öldürüp paraziti Mehmet Ali'nin vücudundan temizleyecek. Mehmet Ali iyileşecek diyorsunuz. Bundan sonraki aşama komadan çıkar. Oğlum iyileşecek mi doktor? Oğlum iyileşecek mi bana onu söyle. Parazitten kaynaklanan herhangi bir hasar olmayacağına eminiz. Peki yaptığınız ameliyat, ameliyat ona zarar vermedi değil mi? Henüz bilmiyoruz. Ama umudumuzu yitirmeyelim. Doğru diyorsun. Umudumuzu kaybetmeyelim. Doğru söylüyorsun kızım. Allah'tan umut kesilmez. Benim karım Zehra yıllardır bir hastalık illetine tutuldu. Geçeceği de yok. Yardıma muhtaç. Şimdi de Mehmet Ali muhtaç kalacak diyorsunuz öyle mi? Ben buna nasıl dayanırım? Nasıl yaşarım bir söyleyin. Nasıl? Biz buradayız ve elimizden geleni yapacağız. Mehmet Ali benim tanıdığım en güçlü insanlardan biri. Atlatacak bunu. İnanın bana. Atlatacak. Ama hasar kalacak mı bilmiyorsunuz. Gün ağarmadan uyuyamam. İçimdedir yalnızlık. Yavaş yavaş gelir sanki hayat. Yılgın esre. Tek kalırım. Göğsümdeki fırtınayı bilen yoktur dünyada. Gün ağrır, ben giderim. Dostum değil. Yoktur dünyada.
Ne oldu Ateş? Ne olsun? Ateş, yani telepatik olarak seni anlayamam. Bu yüzden ne söyleyeceksen söyle, işim başımdan aşkın. Güzel yüzünü görmeye geldim. Olamaz mı? Gelemez miyim? Yanlış mı yaptım? Suç mu işledim? Sen hiç yanlış yapar mısın? Suç işler misin? Ateş, ne söyleyeceksin? Neyse, sen pek sohbet havasında değilsin. Muhabbet etmek istemiyorsun. Anladım. Hayır hayır, söyle. Ne diyecektin? Ne diyecektim ya? Ha, şimdi şurada girerken söyleyecektim ya. Neydi? İşe bak, ne diyeceğimi unuttum. Ama güzel bir şeydi. Hı. Onu hatırlıyorum. Buldum. Bazı konularda haklı olabilirsin diyecektim. Azıcık. Hekimoğlu itirafta bulunuyor galiba. Azıcık. Ama tabii bazı konularda azıcık haklı olman benim haksız olduğumu göstermez. Peki, söyleyeceklerim bittiyse işlerim var. Ateş. İpek. saat 5:42. saat de olmadı. Dere, haydi bakalım uyan. Kalkma vakti. Nasıl hissediyorsun? Konuşabilir misin? Hiçbir şey hissetmiyorum. Yani böyle bir uyuşukluk falan mı var? Ağır hissetmiyorum. Parmağımı takip ediyorsun, kafan sabit. Takip et parmağımı. İyiyim ben. İyisin. Torbaya çişini yapıyorsun, ağzın leş gibi kokuyor. Daha iyi günlerin olmuştur, inan bana. O kadar iyi değilsin daha. İsimlerimizi say bakalım. Hafızan yerinde mi, görelim. Biyopsi yaptınız değil mi? Yaptık.
beraber yaptık. Teşekkür ederim. Hadi isimler, hadi. Teker teker say. Emre. Zeynep. Çıkartamadım sizi. Yardım edeyim mi? Ha? Çıkartmana çıkarttırayım mı? Ha? Esprili şey seni. Neyin varmış? Nagler ya. Son yaptığımız biyopside amipleri tespit ettik. Adli tıpta yapılan otopside de aynı sonuç çıktı. Sonra Ateş Hoca Murat'ın evindeki çatıda Naglerya'ları ve kaynağını buldu. Sol ayak parmağını oynat bakalım. Eve geri gittiniz demek. Hadi bırak lafı, sol ayak parmağını oynat hadi. Oynattım. Oynatmadın dolaplara. Sol ayak parmağını oynat. Oynatıyorum zaten. Oynatamıyor. Sağ elini kaldır. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Thank you.